Yaşayan Fosiller 354 milyon yaşında bir deniz kestanesini bugün tanıtacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmuş bir fosil bu. E, 354 milyon yıl önce yaşayan deniz kestanesine ait. Tabi biliyoruz deniz kestaneleri günümüzde yuvarlak ve dikenli yapılara sahiptir. Şimdi onun biraz yukarıdan böyle bastırıldığını ve ezildiğini düşünürsek bu fosilin de zaten nasıl fosilleştiği hakkında bir fikrimiz de olmuş oluyor. Şimdi denizi dike, derisi dikenler grubunda ve echinoidea isimli e, küresel simetrik tipik canlıların bir örneği e, deniz kestanesi yani simetrik olduğunun hem de küresel olarak simetrik yani neresinden e, bakarsak bakalım çapı aynı veya kesit alırsak her iki yüzeyi birbirinin eşit olacağı manasına geliyor bu e, çok enteresan özellikleri var mesela şeffaf kollarıyla ayaklarıyla veya diyebiliriz, yürüyebiliyor bu canlılar. Fakat bu normal dikenler arasında pek görünmüyor. Çünkü rengi şeffaf. Ve bu şekilde hareket edebiliyor, beslenebiliyor, deniz dibinde hayatını devam ettirebiliyor. Şimdi tek tek dikenlerini bile sayacak olsak, genel olarak vücut anatomisine de bakacak olsak, 354 milyon yıl önceki halleriyle günümüzdeki hali arasında hiçbir fark yok. Çünkü Allah, DNA'yı e, değişim e, yani mutasyon olursa toksik radyoaktif etkilerle e, veya insanoğlunun kendi eliyle olabilir. Değiştirilirse eğer DNA'sı o zaman canlının bedeninde istem dışı ve olmaması gereken bozukluklar oluyor veya ölüyor. Buna mutasyon deniliyor. Eğer ölü yani, radyoaktif etkilerle veya toksik maddelerle olursa. insan da bunu değiştirirse buna da gen terapisi deniliyor. Fakat sonuçta canlının bedeninde ekstra bir uzuv, onu geliştirecek bir yapı, anlamlı bir gen veya DNA'sına fayda sağlayacak bir enzim, bir ekstra bir durum hiçbir zaman söz konusu olmuyor. DNA'sı değişmediği için fenotipi de değişmiyor. Yani DNA ile fenotip birbirisinde bağlıdır. Bu iki bağımlılığın biz burada aynı olduğunu görüyoruz. Kısacası DNA'sal açıdan da, Fenotipik açıdan da canlıların hiçbir zaman değişmediğini ve hiçbir zaman evrim geçirmediklerini görüyoruz. 354 milyon yıllık deniz kestanesi de bunun tipik bir örneği.